Merhabalar, Arena of Valor'da bugün bayağıdır oynamadığım bir kahraman olan Yorn ile alt koridora gidiyorum elmas maçımda. Tabi alt koridor, üst koridorda kırmızı tarafta olduğumuz için birinci yeteneğimizi açalım. Şöyle bir sersemletme, bir yakalama mekaniğimiz var. Genel olarak ileri doğru ok atıyoruz, alan kontrolümüz var, görüşümüz var vesaire. Takım savaşlarını domine edebilen, koridoru çok rahat ittirebilen ve düzenli hasar konusunda çok kuvvetli bir nişancı. Bir numaralı problemimiz karşımızda Greg olması. Çekerse beni patlatacak. O yüzden sıçramı da aldım açıkçası. Ve bakınız, ataklarımız böyle sekti, görüyor musunuz? Kafamızın üzerindeki bu simgeler dolduğu zaman deşici oklar fırlatıyoruz. Ve onunla koridoru daha da rahat ittirebiliyoruz. Ve elbette koridorun arkasında, minyonların arkasında saklanmakta olan rakip nişancıyı da dürtme fırsatı yakalamış oluyoruz. Şimdi şunu bir de çaldırmazsam bence harika. Bunu çaldırmazsam müthiş çaldırmadım. Karşımda da kimse yok. Desteğim başka yerlere yardıma gitti. Bunda hiçbir sorun yok. Çünkü rakip destek de ortalıkta görünmüyor. O da aşağıdakine yardım ediyor, niye bilmiyorum. Bir tane çizme alalım. Gerekirse biz de gezmeye çıkalım çünkü. Hadi birinci yeteneği fulleyelim. Daha yetenek bile basmadım resmen zaten. Ne yapıyorsun Alice? Nasıl gidiyor hayat? Ya gank atacak yer de çok yok gibi ama bak, midde bir toplaşma var. Middeki toplaşmaya dahil olalım. Crack ile mesafemizi koruyalım. Ya şimdi Diao Chan'da çok ciddi bir kitle kontrolü var bizim orta koridorumuzda. Benim oklarımla birleştiğinde orada skor alabiliriz gibime geldi. Yukarıda problem var. Kestiler bizim ormancıyı. Ters pozisyonda kaldı. Yapacak bir şey yok açıkçası. Buradan ekmek çıkarayım dedim ama koridorumda kalsam daha iyiydi belki de. Bunlar galiba ejderi oluyor ya. Neyse, takılalım. Lane ittirelim. Ya panikle çaktım oku ama tabi olmadı. Ya bu yetenek tabi çok yavaş gidiyor. Böyle takım savaşının içinde kaosta güzel ama tarz takaslarda çok kullanabildiğimiz bir şey değil çoğu zaman. 3'te 3 attı diye açan. Abi benim gitmemi mi beklediniz? 1 saattir oradayım, hiçbir şey olmuyor. Lanet olsun, keşke oturup minyon kesseydim dedim. Adamlar savaş çıktığı an triple attı orada, vay canına. Neyse. Late'de çok güçlüyüz ve önemli olan takımın öne geçmesi. Artık elmasta puanlarımızı toplayıp ciddi liglere doğru gitmek istiyorum sonuçta. Bakın uzaktan muazzam dürttük Thelanas'ı. Kendisini koridordan dışladık. Baykuşumuzu keselim. Aşağılarda mevzu var. Biz bir süre lane'de kalacağız gibi ya. Gezmelerimden verim alamadım. Ama Diao Chan 5 skora ulaştı şu an, harika. Biraz şöyle koridor ittirmeye kullanalım bunu. Zaten bekleme süresi uzun değil. Aslında kısa da değilmiş ha. Hatırladığımdan uzunmuş. Belki ilerleyen seviyelerde kısalıyordur. Bu barikatları ne durumda? Hala varlar ama yapacak bir şey yok yani. Yine vuruyoruz bakın. Pasif sayesinde. Yoğun saldırı gücü sayesinde. Az buçuk dürttük kuleyi. Tabim orman yaratığı mı keseyim ben? Ekmek yok hiçbir yerde. Aha. Natalya'yı gördüm nehirde. Uzun menzilli okumu da çaktım beynine ama tabi yerinde tutacak bir şey olmadığı zaman o devamlı hasarı çıkaracak süremiz olmuyor bizim de. Thelanas'la 1v1 yapabilir miyim? Açıkçası emin değilim. Çünkü o çok kuvvetli bir şampiyon bildiğiniz üzere. Desteğim yokken o riski almayabilirim. Haritada karanlık. Vallahi boş minyon kesiyoruz be dostlar. Hadi bir aksiyon. Hayır. Az daha gidiyordu minik baykuşum. Şimdi Claves Sancti bitti. Ciddi hasar dünyasına hepiniz hoş geldiniz. Seni şunu şöyle bir vuralım. İyi tankladı ha. İyi tanklamanın da ötesinde kesiyordu az daha bizimkini. Vallahi benim desteği çok pis yem ettim, üzgünüm ama yapacak bir şey yok abi. Ben nişancı olarak kendimi korumak zorundayım. Beni burada 3 kişi alırlar bu arada. Anlıyorum.
Kulem yıkılacak. Burada hayatta kalmam mucize bu arada. Yanları vuruyor muydu bu? Sanırım. Natalya ultisini ölmeyelim. Tamam, ben en iyisi bir geri döneyim. Gerçi desteğim gelmiş ya, halleder miyiz? Çok güzel, bravo Alice. Skoru çalmış olman dışında hiçbir sorun yok ama ben de seni az önce Greke canlı kalkan olarak kullandığım için bunu kefaret kabul ediyorum. Bakınız 1500 kritlere daha dakika 5'ten başladık arkadaşlar. Kilim olmamasına rağmen ama Arena of Valor'da insanların göz ardı ettiği şöyle bir şey var. Minyonlar aslında çok değerli. Acayip altın veriyor minyonlar. Dolayısıyla oradan gelen parayla da çok ciddi kasılabiliyoruz. Yani şu orta koridordaki bir ara fantezimi yapmış. O öldük bu arada. Buna yapacak bir şey yok abi. Fazla açıldım, benim hatam %100. Ne durumdayız bakalım? Bakın 7 tane kilo olan Diao Chan'dan sadece 250 altın gerideyim arkadaşlar. Böyle de değerli bu farm. Şöyle bir trollük yaptım maçın başından beri. W'yu hiç kullanmıyorum. Global ultiyi biraz, ulti de değil de işte ulti gibi olan yeteneğimizi arada atıp böyle. Bakınız buradan bedava asist çıkardık abi. Bunu sürekli sallamak lazım lane'de. Ben Yorn oynamayı biraz unutmuşum, özür dilerim. Bana nişancı kaldı böyle. Dedim videosunu yapmadım, ne var ne var ne var. Aa dedim, Yorn videosu yapmadım hiç. Yorn oynayayım dedim ama bir tane pratik maçı girseymişim önce keşke, pardon. Bu yeteneği sürekli sallayacaksın abi böyle. Mana derdin yok, bekleme süresi derdin yok. Farklı koridorlara atıp takım arkadaşlarına skor getirmeye yardımcı olmak lazım. Bu. Crit vuracağıma güvendim, neyse ki vurdum. Vuramasam sıçram boşa gitmiş olabilirdi ama rakip nişancıyı 1v1'de rezil etmenin tatlılığını yaşadık. Bunun olmasından korktuğum için mesafemi korudum. Neyse ki korumuşum. Az daha ölüyorduk. Onu bitirecek kadar hasarım çıkmaması duyanlar normal şey. Canım az gidiyor. Bu simgeler çok güzel oldu ya. Bayağı faydalılar. Hızlı iletişimde çok rahat ettiriyorlar. Böyle boşa geldikçe abi, bu skill geldikçe oraya buraya sallayacağız bunu işte, gördüğünüz üzere. Ama gerçekten uzun zamandır bir Arena of Valor videosunda tek başıma taşımadığım, takımımın bir şeyler yaptığı ve benim hiçbir şey yapmama gerek kalmayan bir karşılaşma izliyoruz gerçekten. Aslında ikinci yeteneği mi fulleseydim full uzaktan dürtmelerim için? Dar beni. Desteğim nerede? Alo, desteğim neredesin ama ya? Tipe bak abi, çok uzakta kaldı. Kencinin dibinde duracaksın. Gerçekten şu an desteğim tarafından ölüme terk edildim. Ben onu ölüme terk etmenin kefaretini ödemiştim. Bu sayılmaz o yüzden. Bu maç sıkıntıya girebilir mi? Giremez ya. Birkaç güzel skor buldular eyvallah ama sorun olmaz ya. Ben kastım artık çünkü. Oy! Ulan katletti simgesi gelince ben öldürdüm sandım. Güzel snipeladım ama kill çıkmamış. Ama oradan gelen kitle kontrolüyle geldi galiba skor. Asist alamadım çok vakit geçtiği için ama. Can çalmamı da aldım. Dolayısıyla böyle dibime giren tiplere karşı artık bir savaşma şansım da var. Uf, bizde bir de Azenka var değil mi? Hem Azenka hem Diao Chan. De kontrolü makineliği. Güzel.
Karakterin eski seslendirmesi çok kötüydü, çok komikti ya. The sun's power is limitless. Limitless yapıyordu böyle, çok dalga geçiyorduk biz arkadaşlarla. Sonra değiştirdiler ama bilmem kaçıncı sezonda. Bu. Bakınız olayı bu. Şu an bu pozisyonda olayını gördünüz abi karakterin. Tut. Uzaktan patlat. Boom. MVP sanırım olamam bizde. Kuadralar, triple'lar bilmem neler atıldı. Yani kule hasarım, minyon hasarım, ittirmelerim falana rağmen yetmez, kurtarmaz, çözmez diye düşünüyorum ama. Bakalım. Bir umuttur MVP'lik. Elmas 4'te bir puanımızı daha aldık. Diao-chan son derece hak etti adam orta koridordaki triple'ım ripple'ıyla. Herkese benden bir parmak, desteğime biraz kızgınım ama olur o kadar. Sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Oynamamı istediğiniz karakterleri yazabilirsiniz. Tabii artık Elmas Ligi'nde ne lazımsa onu aldığımız moda girmiş durumdayız. Ama hayırlısı, öpüldünüz. Bay bay. İndirme linki aşağıda bu arada.